çocuk iş başında. Haydi! Fuardayız, fuarda! Şu müziğin sesini kısar mısın? Aha! Dinlürü dinlürü nani 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 nani. Amanın! Koca robota araba teybi mi taksın? Ben her şeyiyle yerli robot yapıyorum Aylin'cim. Baklavası bile var. Karşınızda Türk kası. Hayli batır. Gücünü baklavalarından alır. Nasıl ama? Süper fikir değil mi? Ne yaparsan yap Hayri. Yeter ki sessiz yap. Fuara hazırlanan bütün öğrenciler seni dinliyor. Sadece buradakiler değil. Gün gelecek, bütün dünya beni dinleyecek. Ay. Yürü gidelim Hayri. İyi ki bir robot yaptın. Kendini bilim teknik fuarının efendisi sanıyor. Aha! Robotların efendisi demek istedin herhalde. Geçmişin ve geleceğin tam ortasında, şu anda İstanbul'da bir tarih yazılıyor. İyi de daha robotu çalıştıramadık ki. Ne tarihi? Hazırsanız çalıştırıyorum yüzyılın icadını. Geçmişin ve geleceğin tam ortasında, şu anda İstanbul'da sayende yine elektrikler kesildi ve robotun çalışmadı. Robotum teknik olarak çalışıyor. Sadece daha güçlü bir kaynağa ihtiyacım var ama onu bulamıyorum. İçinde, Hayri, içinde. Güç içimizde. Bir bak istersen. Seni çalıştırmanın bir yolunu bulmalıyım. Bir yolunu bulmalıyım. Kahramanım. Hezar sen abim olsa şöyle derdi. Aslanım pes etme. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Sana kızıyorum abi. Bir yolunu mutlaka bulacağım. Ben ki tek başına koskoca doğayı koruyabilen hayrimatörü icat edeyim. O da çalışmasın. Olacak iş mi arkadaş? Farkındayım. Elektrikler hala kesin. Her şeyi denedim Saadettin ustam. Pille, elektrikle, hatta çiğ köfteyle bile bir atomu parçalamadığım kaldı. Hayrimatör çalışmıyor. Ne yapsam olmuyor. Acaba diyorum bu konuyu tayfayla mı konuşsam? Onlar beni anlamaz. Biz artık ayrı oyuncakların çocuklarıyız. Bir baskettir, bir miskettir oynamak. Ama bazıları da benim gibi kendini bilime adamadı. Şimdiye kadar siz her şeyi birlikte yaptınız. Tayfayla konuştunuz. Anlamıyorsun ustacığım. Ben uzaya gidip geldikten sonra hayatım çok değişti. Aynı okulda bile değiliz. Bilim teknik okulundayım biliyorsun. Eminim onların da hayatı değişmiştir. Bilemem Hayriciğim. Sen yine de bir bak istersen. Yukarı mahalledeki oyun alanına eğlence yeri yapıyorlar. Belki onların yardıma ihtiyacı vardır. Tayfayı da görmeyeli uzun zaman oldu. Ha 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 ha!
Tavşan gibi nasıl zıplıyorsun öyle? Her gün güzelli spor yaparak Kamil abi. Tavşan Akın, Kaplumbağa Kamil'i geride bırakıyor sevgili seyirciler. Çöp torbası oyunu son sürat devam ediyor. Ama bir saniye. Bu hikayenin Kaplumbağa'nın kazanması lazım. Konuşacağına ilerle Kaplumbağa. Oley, kazandım. Kaplumbağa olarak anca buraya kadar. İşten kaçamazsın Kamil. Bugün çöpleri toplayıp burayı temizlemeliyiz. Zıplamaktan bütün organlarım yer değiştirdi sanki Sevim. İzin verirsen biraz soluklanayım. Şuraya sahneyi, şuraya oturak yerlerini yapsak, perdeyi şuraya assak bence güzel olur. Abi? Selam. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmak için güzel bir yer bulmuşsunuz. Yardım etmek isterdim ama... Ya biliyoruz, yoğunsun. Aynen öyle. Hayri Matör'ü çalıştırmaya çalışıyorum. Bu arada az kaldı. Güç kaynağında sorun var. Öyle. Uzaya çıkmış en genç insansın Hayri. Bir çözüm bulacağına eminiz. Uzay. Evet. Ne günlerdi. Uzun zamandır Zobi'ye de uğrayamadım. Tabii ya. Nasıl düşünemedim. Bana etse Zobi yardım eder. Hayri abi belki biz yardım... Hayri abi dur. Ne çabuk gitti. Niye şaşırdın Akın? Hayri meşgul biri. Hep işi var. Her gün bir işi olur insanın. Hayri ne olur. Bunu biliyor olmalısın. Hayri abi bizimle oynamak ister misin? İşim var. Hayri abi sinemaya gitmek ister misin? Bugün olmaz. Hayri abi. Evde yokum. Hayri. Abi. Haklısın abi. Hep işi var. Kim inanır Hayri'nin benim doğum günümü unutacağına? Ama onu bile unuttu. Ama biz Rafadan tayfayız abi. Etle tırnak, salçayla ekmek. Tahinle pekmez gibiyiz. Tahinle pekmez gibiydik evet. Ama o çok zaman önceydi Akıncım. Aylar önceydi. Ah Hayri abi ah. Sensiz tatsız tayfaya döndüm. Ha buraya Yıldız Kayay. Adı da Rıza Yıldız. Kurtar beni Haşan Bey. Sanırım denize kurduğum tuzaklardan birine yakalandı. Ulan ne pes etmediler arkadaş. Bunlar azimli çıktı ha. Aha bak de Ziya girip durur. 300 puan kazandınız. Aferin size uşaklara. Ajan Bey, kaykayın da fiyakarı ha. Neden daha önce kullanmadın? Yeni yaptım da ondan. Sakın kaybedeyim de. Ula Ajan Bey de ortaya çıktı. Yapışkanlar. Demek geri gelin. O iş bende. Geliyoruz arpacık mı? Yulancım ya neyse ben kafama göre hedef alayım. Ulan.
Beyler, kaykayı tutun, kaykayı. Ajan bey, bırak kaykayı maykayı. Sen de atla, su çok güzel. Ha buraya, bunlar hala kaykayın peşindedir ha. Bak hele, bak 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 bak. Hiç ses etme. Kovalasın dursun. Biz de açık rahat ederiz Dali. Dedim de. Abi, şimdi de başka bir cisim yaklaşıp dur lan. Uhu, ben geldim. Zubi. Zubicim. Hay. Ana. Hayri bu. Hayri geliyor. Hayri. Hayri dur. Dur Hayri, oradan geldi. Hayri. Ana. Ana, başımıza gelen ne? Ne bu? Sanırım yanlış yoldan geldim. Uyarmaya çalıştım ama kusura bakma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir hediyem. Bir de haberim var Zobi. Acil konuşmamız lazım. Konuşun da biz de öğrenelim. Hop. Hop. Bunlar harika. Tamam. İstediğim gibi olmuş. Hayri. Çok güzel. Ulan maşallah uşağı. Sazan gibi de sitray ha. Bak 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 bak. Bak hele bak nasıl da. Ulan hele. Lan ana. Açıkta sıçrasan gezegenine bağlayacak. Yok sokayım. Yok. Daha o kadar gidemez de. Mahalleyi eliyle uymuş gibi bulur. Gideceğin yeri tabandaki ekrana yazman yeterli. Bizim evin koordinatları da kayıtlı. Hay bin galaktik, yaşasın. Artık kaybolmak yok. Görüşemedik ne zamandır. Nasılsın? Dolapta unutulmuş salçalı makarna gibiyim Zobi. Bir robot yaptım. Hayri matör. Çalışmıyor. Bir zamanlar dedelerinden biri de robot yapmıştı, hatırlıyorum. Sanırım büyük 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 olan deden. Ya da bir büyüğü. Ya da bir küçüğü müydü? Yani ortancası mıydı? O da karmaşık görünen sorunları çok basit bir şekilde çözerdi. Onun notlarına mı baksan Hayri? Ne de olsa onun izinden gidiyorsun. Öyle mi diyorsun? Hamsiyi bir dene uşağım, hamsiyi. Evde devadır. Zobi bile görünmez olay ha. Ben de tam o konuya gelecektim. Hangi konuya? Acaba diyorum, robotumu senin yüzüğünün gücü çalıştırabilir mi? Elbette. Cozgorium maddesi her şeyi çalıştırır. Uzay gemisi, robot, dev teleskoplar, uydu, boyut kapıları. Hop! Cozgor mu? O da ne? Cozgorium, yani yüzüğümün maddesi. Öyleyse diyorum ki, sen bana Cozgorium yüzüğünü versen, ben Hayri Batör'ü çalıştırsam, fuardan sonra sana geri versem ve çalışmalarıma devam etsem, sadece bir güncük. Ne dersin Zobi? Biz kader arkadaşıyız Hayriciğim. Tabii ki vereceğim. Biliyordum. Bana yardım edeceğini biliyordum Zobi. Ama önümüzdeki güneş tutulmasından sonra ailemi görebilmem için Galata Kulesi'nde gezegenler arası bir kapı açılacak. Ben de hevesle o günü bekliyorum. Zobi, neler diyorsun? Çok sevindim. Sonunda ailemle sizleri de tanıştırabileceğim. Ayrıca bizim gezegende her yer Cozgorium. Sana istediğin kadar verebilirim. Harika, harika da. Benim o kadar vaktim yok. Fuar öbür gün. Söz veriyorum. İşim biter bitmez veririm sana yüzüğünü. Ben senin için çiğ balık bile yerim Hayri. İyi de onu zaten yiyorsun Zobi. Sen benim için uzaya çıkmıştın. Al yüzüğümü. Ama dikkat et. Bu yüzük çok güçlü. Kötülerin eline geçerse yanık hamsiden beter oluruz. Ha ha!
hayli bir söz verdiyse o sözü yerine getirir arkadaş. Ona gözüm gibi bakacağım. Bu yüzük dediği kadar güçlüyse her işimize yarar. Önce yüzüğü, sonra Jaws gezegenini, sonra dünyayı, sonra da gönülle... Ne diyorum ben? Bu benlik değil. Önce yüzüğü ele geçireceğiz, sonra tam kazanıyoruz derken kaybedeceğiz. Bu film diğerlerine benzemiyor bir kere. Olumsuz düşün, olumsuz olsun. Bu sefer iyiler kaybedecek. Olumsuz düşün, olumsuz olsun. Güzel, sevdim bunu Ajan Bey'im. Pekala dinleyin şimdi beni. Harika bir planım var. Adı da... Jaws Operasyonu. Temizlik operasyonu da bittiğine göre planlamaya geçebiliriz. Yüzüğü ele geçirmek sandığımızdan kolay olacak. Evet, sandığımızdan dedin ya Ajan Bey'im. Ya biz bir şey sanmıyorsak, ya da diyelim sandık, sansak ne sanarız? Hayır yani, baştan her şeyi konuşalım da sonra bir sansaklık sanmaz olmaz. Siz şimdiye kadar herhangi bir şeyi doğru dürüst yapabildiniz mi? Yok. Öyleyse endişelenmenize gerek yok. Siz dediğimi yapın, gerisi kolay. Bir bilim insanı olarak her zaman insanların faydasına çalışmalıyım Hayri Matör. İnsanların buraya gelip seninle tanışacağı anı iple çekiyorum. Halka tanıtıldığın gün... Kötülük tarihine geçmezsek ben de bırakırım bu işi. Mantıklı. Açarız şöyle küçük bir çay ocağı, yaparız çayımızı, gene poğaçasını, simidini alır gelir. Bulaşık derdi de yok, mis gibi bakarız yolumuza. Olmaz öyle şey. Olmaz tabii, dışarıdan yiyecek olmaz. Biz yaparız hepsini. Ne simidi, ne poğaçası. Dünyayı ele geçireceğiz diyorum burada. Tamam Ajan Bey'im, kızmana gerek yok. Biz de bir B planımız olsun diye şey ettik. Neyse evet, simidi çalıyorduk. Yahu ne simidi, aman simit demişim. Yüzü! Burada güvendesin. Merak etme. Çalışmıyor ne de olsa. Seninkiler de habire patlıyor Aygüncüğüm. Ben en azından deneme aşamasındayım. Sen onu da yapamadın. İşte şimdi yanıldın. Tek yapmam gereken güç kablolarını sökerek robotun içindeki yüzüğü bulmak. Ya bulamazsak? Bulamazsanız saklanacak yer bulursunuz. Anlaşıldı mı? Hadi çalış. Hadi aslanım. Hadi Hayri Matör'üm. Hadi. Boşa zaman harcıyorsun. Hayri Matör. Biraz metal galiba. Sıcaklık galiba çalışıyor. Yoğunluk galiba çalışıyor. Biz kapalı. 28 derece. Hayri Matör'ün beyni karıştı bile. Canlı, enerji, insan. Niye bana böyle bakıyor Hayri? Hayri Matör. Hayri Matör'cüğüm. İnsan. Plastik atık tespit edildi. Atıklar atık kutusuna. Ay, çalışıyor. Çevre dostu robotum çalışıyor. Hayri Matör. Haydi. Gerçekten de çalışıyor. Muhteşem olmuş.
olacak. Eğlencelerin yanı sıra açık hava sineması bile yapabiliriz. Şuraya izleme perdesi asalım. Gel vatandaş gel. Kutlamaya gel. Hayrıma türün baklavaları bunlar. Çıtır çıtır. Taze taze. Hayrola Hayri. Hayrıma tür de kim? Hayrıma tür benim robotum Fatma ninem. Bahsetmiştim ya robot yapıyorum diye. Ha, çalıştı demek sonunda. Aferin kuzucuğum. Aferin. Tebrikler Hayri. Ne zaman görüyoruz seni icadını? Yarın. Bilim fuarının açılışına hepinizi bekliyorum. Hayri Matör'le mutlaka tanışmalısınız. Aa, çalıştırmayı başardın demek. Tayfayla görüşmüş olmana da çok sevindim. Görüştük ama Hayri Matör'ü çalıştırma işini ben kendim çözdüm. Hayri kafasına koyduğu işi yapar. Biliyorsun ustam. Büyük baklava ya, büyük konuşma Hayri'ciğim. Arkadaşları çağırmayacak mısın? Tabii canım, bu kadar yıllık tayfayı sonuçta. Tabii ki çağıracağım. Merhaba arkadaşlar. Hayri Matör'ü görmeye ne dersiniz? Yok yok. Olmaz olmaz. Hayri Matör, çağın icadı. Görmezseniz üzülürsünüz. Evet evet, böyle sanki daha iyi. Bence böyle. Evet, bu iyi, bu iyi, tamam. Çok eğleneceğiz, çok. Ne yapıyorlar ki orada? Neye gülüyorlar acaba? Kamil kesin kötü bir espri yapmıştır. Yumakcığım nasılsın, görüşmeyeli? Hayri gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor? İyi. Yine niye geldi? Bakın sen mi çağırdın? Yok abi, hayır. Her şey yolunda mı? Bu ne? Senlik bir şey değil. Herhalde değildir canım. Zaten benim işim başımdan aşkın. Size de kutlama için baklava getirmiştim. Harika. Biliyorum, biliyorum. Harika, evet. Yarın da fuarın açılış günü. Özel sunumda robotun Hayri Matör sergilenecek. Doğa dostu Hayri Matör gücünü baklavalarından alır. Ne diyorsunuz? Az önce planlarımıza şerbet mi bulaştırdın sen? Ne planı? Eğlence alanımızın planı. Desenize şerbetli plan oldu. Şerbetli insan derler ya hani. İşleri yolunda giden hesabı. Yani. Az önce esprini mi açıkladın? Bilim insanı olmak böyle bir şey Kamilciğim. Her şeyi açıklaman gerekir. Öyle mi? Planlarımızın üzerine neden baklava koyduğunu da açıkla o zaman. Bu bir kazaydı. Kaza mı? Görmedin yani. Alt tarafı küçücük bir alan. Ne yapacağınızı unutmuş olamazsınız. Plansız da yapılır. Plansız da yapılır. Pek bilim insanı cümlesi olmadı sanki Hayri'cim. Bugünlerde çok yoğunum, kusura bakmayın lütfen. Unutmadan biletlerinizi de vereyim. Alın bakalım. Hay Allah, bir tane eksik getirmişim. Kusura bakma Kamil. Biliyoruz çok yoğunsun. Hep yoğunsun zaten. Yoğun, yoğun, yoğun. Önemli değil Hayri. Hiç ama hiç önemli değil. Dur, üzülme dur. Eyvah. Üzülüyor muyum ben? Üzülüyor muyum sizce? Öyle bir halim mi var? Hiç sanmıyorum. Üzülmüyorum. Zaten de bir sürü işim var yarın. Hangi birini sayayım? Bir yoğunum, bir yoğun. Bakkalı açacağım, siparişleri dağıtacağım, ödevlerimi yapacağım. Üzülecek bir şey yok yani. Herkesin işi başından aşkın. Herkesin işi başından aşkın. Herkesin işi aşkın başından. Başından aşkın herkesin işi. Aşkın işi başından herkesin. Doğru söylüyorsun.
için bilet işini dert etmeyin. Yarın giriş kapısından bir tane daha alabilirsiniz. Tamam. Oldu o zaman. Oldu. Buralarda güzel olacak gibi. Evet. Evet. Yarın bekliyorum. Tamam. Tamam. Davetiyeyi unutması hiç iyi olmadı. Hayri son zamanlarda bizden uzaklaşmış olabilir ama bu onun için önemli bir gün. Yanında olmalıyız. Ya Kamil abi, sizce fuara gelir mi? Sevgili ziyaretçilerimiz, bilim fuarına hoş geldiniz. Bu fuarda uçan birilerini görürseniz şaşırmayın. Gelecek burada sizin başlıyor. Sizin de bildiğiniz gibi havai fişeklerin çıkardığı kuvvetli ses ve ısı bazı hayvanlara zarar veriyor. Bu yüzden biz de patlamayan ve herhangi bir sıcaklık üretmeyen fısıltı fişeğini ürettik. İşte karşınızda fısıltı fişeği. Keşke Kamil abi de gelseydi. Merak etme Hale, bu durumu çözeceğiz. Şimdi Hayri'yi bulalım. Vay canına. Burası inanılmaz bir yer. Şuraya bakın. Hale, Serum abla şuraya baksanıza. Aa, uçan kıza bakın. Şu şemsiyelere bakın. Bildiğim kadarıyla Hayri abi bunlardan çok daha büyük bir şey yaptı. Evet Akın. Acaba robotu şu mu? Bence bu bir korkulu. Bak hele bak. Kimleri görüyor ortam? Üçüncü kuşaktan bu Selim Beyzan amca çocuklarını, kan kardeşlerinin erkek kardeşlerini görüyorlar burada. Hadi nerede ortam? Şaka ortam şaka. Rafa'dan tayfa gelmiş. Ne yapacağız? Çaktırmayıp icadımızı tanıtacağız. Kimse bizden şüphelenmemeli. Bu nedir? Neye benziyor? Korkuluğa. Evet evet. Aynı insan kopyası bu. Korkuluk robotu. Korkobot. Korkobotum ben. Robotum. Korkuluk. Korkobotum. Ne olduğum belli değil. İyiydi, bu yıllar önce bulundu zaten. İnsanlar tarlalarını korumak için kullanırlar bunu. Ama böylesi bulunmadı. Git pazarına git. Orada bile yok böylesi. Sanayide yapmaya kalktılar, yapamadılar. Bizimki son model. Kafadar tayfa da buradaymış. Aferin, iyi saçmaladın. Herkes kaçtı ortağım. Ne güzel anlatıyordum ya. Niye kaçtılar ki? Bilim insanının yalnızlığı böyle başlıyor demek. Ah ah. Hayri Ceviz. Hayri matörü hazırla bakalım küçük profesör. Sıra sende. Tamam, tamam. Zaten hiç heyecanlı değilim. Heyecan nedir bilmem ben. Hayatımda da hiç heyecanlanmadım. Yok öyle bir şey. Heyecanlı mıyım şu anda? Heyecanlı mıyım sence? Sakin, sakin ol. Sakin ol.
Zaten sen bu fuarın favorisisin. Herkes merakla robotunu bekliyor. Sakin. En merak edilen icadı Hayrimatör'ün tanıtımı yapılacak. Tüm ziyaretçilerimizi ana sahneye bekliyoruz. Daha sonrasındaysa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde teknolojik tayfa müzikali yine aynı sahnede sizlerle olacak. Bu büyük gösteriyi kaçırmayın. Şimdi mi alıyoruz yüzüğü orta? Daha değil. Hele bir moralim bakalım. Yüzük nasıl bir şeyin içinde? Değerli misafirler, işte karşınızda dev icadım, doğa dostu, çevre koruyucusu, Hayrimatör. Nasıl yani? Vay, el alem neler yapıyor? Şey gibi. Bundan nasıl alacağız ortağım? Bu robot dev gibi. Ben Deniz Hayri Ceviz. Bütün aklımı, fikrimi ve yaratıcı zekamı bu robota verdim. Orman yangınlarını saniyeler içinde söndürür. Kurak bölgeleri yeşillendirir. Bu araya karışmış. Affedersiniz. Hayrimatör varsa göller kurumaz, denizler temiz kalır. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Her yere yetişir. Dünyayı sev, Hayrimatör'e güven. Tamamen yerli. Gücünü baklavalarından alın. Şun kafa yorarsın. Hayrimatör olmadı. Hiçbir türlü çalışmadı. Tebrik ederiz Hayri abi. Hayrimatör muhteşem bir robot. Yani böylesine büyük bir robot üzerinde çalıştığını bilmiyorduk Hayri. Şimdi seni çok daha iyi anladık. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kamil yok mu? Muhtemelen işi vardır. Neyse. Şimdi benim gitmem gerek. Sonra görüşürüz. Biz de artık eve dönsek iyi olur. Evet, geldik günün sonuna. Çok iyi iş çıkardın dostum. Sıra yüzüğü Zobi'ye götürmeye geldi. Bir gece daha kalsan olur. Yarın gelenler de görsün seni. Onlara da ilham olacağına eminim. Hem güneş tutulmasına daha vakit var. İyi geceler Hayrimatörcü. Bugün harikaydık. Çok iyi iş başardık dostum. Kimsenin gücüne gitmesin ama ne çirkin yapmışlar bunları ya. Bu nasıl çalışıyor acaba? Bozdun mu acaba? Ne acayip şey. Gideyim de bir de Hayrimatör'ü kontrol edeyim. Robot değil, mükemmel bir şey ya. O ses de nereden geldi öyle? Az kalsın bizi ele veriyordu. Acıktım, ne yapayım? Robot muyum ben? Öylesin tabii. Ama bunaldım bunları giymekten ortam. Beni bedeyip duracağına gözünü adamdan ayırma. Bak bağlım bu mu? Valla. Yazmışlar bir de kolay bulalım diye ellam. Çok düşünceli bu Hayri. Her şeyi düşünmüş. Bir de kilit takmış. Bu ne ya? Bu da kilit mi? Kilit değil, kilit cüc. Cücük kadar ortağım. Aman da cücük kilit misin sen? Hadi açalım.
Çık. Bana bırak. Olmuyor. Ne öreceğiz? Kutuyu götürelim. Kutuyu nasıl götüreceğiz buradan? Korkobot olalım, bir kutuyu kaptık sonunda ortağım. Kaptık hayrimatörü kutusuyla. Hadi bunu kutlayalım kebabını. Bas gaza ortağım, bas. Bu ne? Hayrimatör, küçük bir kilit takmışlar. Bir fille depinmediğimiz kaldı üzerinde ama yine de açılmadı. Biz de kaptık geldik. Bir de ben bakayım şuna. Gevşettik, sen açtın ajan beyim. Oldu mu şimdilik? O da bir şey mi? Asıl gösteriş şimdi başlıyor. Onu yeniden programlayacağım ve istediğimizi yapar hale getireceğim. Adı da şey olacak. Pırtık. Pırtık mı? Hep Pırtık isminde bir köpeğim olsun istemiştim. Köpek mi bu ha? Robot. Yeni adı da Kötümatör olacak. Kötümatör. Hayt! Şu yakışıklılığa, şu asalete bir bakın. Adeta sanat eseri. Gördün mü Kamil? Bütün gazeteler Hayrimatör'ü yazmış. Her şeyi yapan ve bilen robot. Keşke sen de gelsin. Yapacak daha önemli işlerim vardı. Bakkalı bırakamadın, anladım. Hayır. Maç mı vardı? Hayır, yoktu. Saçlarını mı kestirdin? Hayır. Öyleyse neden gelmedin? Geleneksel robot dansı yarışmasına kayıt yaptırdım. Hı? Benim için önemli biliyorsun. Ne? Bu mu yani? Ne oldu? Olamaz mı? Olur tabii Kamilciğim. Dans etmeyi kim sevmez? Çalıp yoksun. Pikniğe gidelim, yoksun. Gazoz kapağı bulalım, yoksun. Maç yapalım, yoksun. Yoksun, yoksun. Kusura bakma da bir arkadaş olarak bunların hiçbirini yapmıyorsak biz artık arkadaş değilizdir belki de. Neyiz peki? Her şeyi bilen robotun Hayrimatör'e sor. Bana değil. Abi! Abi! Ne oldu Hali? Hayrimatör! Hayrimatör! Ne oldu Hali? Bu ne hal? Hayrimatör'ü çalmışlar. Ne? Abo! Peki ama onu nasıl çalmışlar? Elimizde bazı deliller var. Adamlar zaten profesyonel, kılık değiştirmiş. Ya ne? Kılık değiştirmek mi? Ne yüdüğü belli olmayan tiplere bürünmüşler. Bunları tanıyorum. Bunlar. Bunlar korku robotlar. Fuarda sergilenen diğer robotlar bunlar. Robot robotu çalmış öyle mi? Daha önce hiç böyle bir vaka görülmedi. Nereye götürmüşler Hayrimatör'ümü? Araştırıyoruz. Kaçarken bir yerden gözden kayboluyorlar. Nasıl yani? Görünmez oluyorlar. Yüzük. Zobi. Zobi kim? Komiserim, Hayrimatör ortaya çıktı. Nerede? Bunu söylemek gerçekten çok zor ama doğaya zarar vererek şehre ilerliyormuş. Hayır. O imkansız.
hayrimatör doğaya asla zarar vermez. Elimize ulaşan fotoğraflardan bazıları. Bu imkansız bir hata olmalı. Hayrimatör bunu asla yapmaz. Bir saniye, bir saniye. Acil durum. Hayrimatör deniz altından Beyoğlu'na ilerliyor. Herkes toplansın. Gidiyoruz. Onu kurtarmak için bir yol bulmam lazım. Bir an önce Hayri'ye ulaşmam lazım. Yüzüğümü hala getirmedi. Neredeler acaba? Galata'ya çok az kaldı. Hayrimatörü suyun altından getirmek dahiyane bir fikirdi. Aklımı seveyim, aklımı. Olaylarımı duydun. Ne olayları? Abimin robotunu kaçırdılar. Bütün televizyonlar canlı yayın veriyor. Hayrimatörü mü? Kim kaçırmış? Bilmiyoruz. Programını değiştirmiş olmalılar. Hay bin galaktik. Korktuğum başıma geldi. Onu hemen durdurmalıyız. Hayrimatöre güç veren şey benim yüzüğüm. Ne? Yüzüğün robotun içinde mi? Çabuk. Evet. Ve onun ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse Kamil'i de alıp Hayri'yi bulsak iyi olur. Kızlar, siz Galata'ya gidin. Orada buluşuruz. Tamam. Hadi ama Kamil, sen olmasan Rafa'dan Tayfa olmaz. Ben siz gidin. Sensiz gidemeyiz abi. Hayri abinin hepimize ihtiyacı var. En çok da bana, değil mi? Ha, tabii. Evet Kamil, en çok da sana. Mert'e, Akın'a, kardeşime, Sevim'e ve Zobi'ye ihtiyacım var. Hayrimatörü durdurmaya gidiyorum. Yoksa beklenmedik şeyler olacak. Bana yardım eder misiniz? Elbette. Biz de sana yardım etmeye geliyorduk. Çok üzgünüm Zobi. Sana verdiğim sözü yerine getiremedim. Ne olur affet beni. Bunu sonra konuşuruz kaderdaşım. Ne yapabiliriz onu söyle. Ne sözü abi? Yüzük sayesinde güneş tutulmasında Joz ve dünya arasında bir kapı açılacak. Onu geri alamazsak Zobi ailesini göremeyecek. Öyleyse bu iş tam bize göre. Hayrimatörü ve yüzüğü kurtarmalıyız. Öyleyse herkes bisikletlere mi? Herkes bisikletlere. Aslanlarım benim. Çok eğlenceli olmaya başladı. Hadi kötümatör, bitir şunların işini. Ajan beyim, bir kere de biz oynayabilir miyiz? Sabahtan beri sıra bekliyoruz. Oyun mu bu ha? Ben burada oyun mu oynuyorum? Galata'ya gitmeye çalışıyorum. Halk otobüsüyle gitseydin ajan beyim daha hızlı giderdik. Ne var yani bir turda biz oynasaydık? Ve işte Galata. Sen nerede, iyi misin? Hayır, evet. Bir arkadaşımın icadı. Ödünç aldım.
Harimata'ya kadar geldik. Ve Galata'dan içeri bakıyor. Ve Galata'yı gezenlere böyle yapıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Onu durdurmanın tek yolu elle kapatman. Üzerine tırmanmalıyım. Olmaz Hayri. Bu çok tehlikeli. Başka yolu yok. Hayri Matör dev bir robot. Küçükken oynadıklarımız gibi değil. Biliyorum herhalde Kamil. Onu ben yaptım. Manuel kapatması nerede? Sağ omzunun üzerinde. Bu işi bana bırak. Ben kulenin içinden üzerine sıçrayıp yapabilirim. Tamam. Ben de onu oyalarım. Abi! Ayrıma döncüğüm canım benim. Uhu! Yine mi sen? Her filmde karşıma çıkıyorsun. Hayri Matör. Benim ben. Ben Hayri. Hayriyim ben. Hayri Matör. Bu o. Hayri Matör'ün 17 Hayri Ceviz. Robotunu durdurmaya çalışıyor sayın seyirciler. Hayri Matör'üm benim. Beni nasıl unutursun? Hafıza kartında bir yerlerdeyim biliyorum. Ufak bir tarama yap. Unutacaksın beni. Hayrıma dönüyorum. Lütfen yapma. Bak gel beni dinle. Biz seninle çok önemli işler başaracağız. Hadi aslanım benim. Hayrıma lütfen yapma. Lütfen. Ve Hayri Matör Galata'yı yeniden söküyor. Galata'yı resmen söküyor sevgili seyirciler. Hayır, 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 hayır. Abi, abi neredesin? Bakın iyi misin? Harikasın. Hayır abi. Buradayım, buradayım bakın. Yani... Görüntü. Görüntü alamıyoruz. Robi. Robi. Hayri Matör. Galata Kulesi ve Hayri Matör. Kayıplara karıştı sevgili seyirciler. Galata'dan sonra sıra piramitlere mi geliyor diye endişeliyiz. Ne de olsa dünyanın boşu piramitlerde. Haydi, hadi ama. Seni merak ediyoruz abi. Pisa Kulesi'ni bizden kimse alamaz. Yamukluğunu düzeltmek istersen o ayrı tabii. Anneciğim, sinirlerim çok bozuk, kusura bakmayın. Haydi, aç yoksa kapını da tamir etmek zorunda kalacaksın. Yetkililerin aldığı yoğun güvenlik önlemlerinden ötürü özgürlük heykeli artık özgür değil. Neyse, benden günah gitti. Hadi, plan yapmalıyız. Herkes terasa. Sonunda Galata'yı kimseye görünmeden getirmeyi başardık. Bizi burada kimse bulamaz. Böylece gücümüze güç katacak Joz gezegenine rahat bir şekilde geçiş yapabilir. Dilediğimiz kadar Joz Goryum alabiliriz. Joz Goryum değil miydi o? Cazır cuzur bir şeydi. Joz Hormon. Joz Hormontos.
daha neler? Neyse ne. Gevezelik edeceğinize robotun içindeki yüzüğü bulun bana. Güneş tutulmasına çok az kaldı. Zamanımız daralıyor. Acele edin. Alalım da kurtulalım. Can 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 mıdır ne yüzüğüyse şu yüzüğü? He? Can Can Can'dı evet. İyi hatırladım bak. Kesinlikle Can Can Can'dı. Daha neyin peşinde olduklarını bile bilmeyen bu adamları mutlaka durdurmak zorundayız. Yoksa ne aileme kavuşabilirim ne de gezegenime. Benim anlamadım. Nasıl ortadan kayboldular? Ve nereye gittiler? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum abi. Kimse benden robotumu alamaz. O kadar çalıştım, çabaladım. Gecemi, gündüzümü verdim ben. Kamil'in doğum gününü bile unuttum, düşünün. He? Sonra da af dilemeye çekindim. Hayri, sen hiçbir şeyden çekinmezsin ki. Annenlerin altın gününe bile kaç defa gittin? Çok güzel kısır yapıyorlar. Ben ne yapayım? Yani çekindim falan deme. Çekinmek senin doğana aykırı. Arkadaşsızlık da öyle. Çalıştığım sürede anladım ki arkadaşlarım olmadan olmuyor. İnanın bana çok üzgünüm. Özür dilerim size. Özellikle Kamil senden. Üzülme Hayri. Arkadaşlıklar da olur böyle şeyler. Önemli olan bunu anlamış olman. Söyle bakalım şimdi ne yapıyoruz? Zobi ve Hayrimatör'ü bulmak için elimizde neler var? Aslında hiçbir şey. Ama moral bozmak yok. Rafadan Tayfa iş başında. Acaba neredeyiz? Buradan gitsem bir daha burayı bulabilir miyiz acaba? Güneş tutulmasına çok az kaldı. Önce Hayrimatör'ü bulsam iyi olacak. Yakından daha büyükmüş ortağım. Sanırsın senin benim gibi kanlı canlı adam. Acaba kıdıklanıyor mu? Şurası mı? Yoksa şurası mı? Sen nereden kıdıklanıyorsun? Ne yapıyorsunuz orada? Kaçmaya çalışıyoruz. Kalkın çabuk. Hala yüzüğü bulamadınız mı? Bulamadık ajan beyim de. Bu robot canlanmaz değil mi? Robot kapalı kapalı. Ne canlanması? Derhal yüzüğü bulun. Derhal. İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyım. Hayrileri çağırmaya geldi. Hayri ayakkabıları verirken konumum kayıtlı demişti. Buraya basıyorum. Burada. İşte oldu. Hadi bakalım akıllı ayakkabılar. Hayri'yi bulun ve buraya getirin. Hayrimatör'ü bulamazsak ne olacak? Onu bulamazsak Zobi'ye ne derim ben Kamil? Benim yüzümden ailesini göremez. O yüzden bulamazsak diye bir şey yok.
Zobi, Galata Kulesi'ni ve Hayri Batı'nı bulacağız. Az önce kapı çalmadı mı? Çaldı, ben de duydum. Aa, neler oluyor? Şşş, şuraya bakın. Görünmez biri gelmiş. Bunlar Zobi'nin ayakkabıları. Zobi, Zobi sen misin? Bir dakika, bir dakika. Zobi görünmez olsa ayakkabıları da görünmez olur. Tabii ya, şimdi anladım. Ayakkabılar kendi kendine gezebiliyor. Ve Zobi'yi bulmamız için geldiler. Bize yol gösterecekler. Nasıl? İşte böyle. Bunu ben yaptım. Hayır abi, sen gerçekten bir dahisin. Bırak şimdi canım. Hadi Rafa'dan. Kurtarma operasyonumuz şimdi başlıyor. Rafa'dan. Hadi ortağım, Ajan Bey kızmadan vuralım şu yüzüğü. Girmediğimiz kırık, yutmadığımız su kalmamış gibi kocaman robotu ayağına kadar getirdik. Bir yüzüğü de sen vur arkadaş. Ben diyorum şu işleri bırakalım, çay ocağı açalım, kurtulalım diye ortağım. Neredeler acaba? Önce gitti ayrımatörü bulmam lazım. İşte buradalar. Ayrımatöre ne yapmışlar? Bunlar da robotun organları Ella. Ve hangisi acı? Neyse, ben yüzüğü vurayım. Yüzük müzük yok. Yorulduk, iki oturup soluklanalım. Sorarsa da yok diyeceğim valla. Beceriksizler. İlla başınızda durmam lazım bir işi yapabilmeniz için. Kalk ortağım kalk. Hocam Bey kızdı. Bir an önce bulalım şu yüzüğü. Aferin Hayri. Yüzüğü iyi yere saklamışsın. Bulamadan yoruldular. Nereye saklamışlar bu yüzüğü ben anlamadım ki. Biz küçükken anneannem mantıya nohut saklardı. Kime çıkarsa şanslı sayardık. Bu da onun gibi Ella. Mantı deyince canım çekti bak. Buzlukta olacaktı. Yapıver de yek. Dur ben geliyorum şimdi. Mantı yapmak benim işim ortağım. Mantı pişmeden yüzüğü bursam iyi olacak. İyi acıktık. Biraz ama neyse. Ajan Bey'im bir bak hele. Bu mudur? Evet. Bu o. Joss Goryum. Çocuğu? Sakın başlama yine. Ajan Bey'im bunu ne yapalım? Buradaya satın git. Artık onunla işimiz kalmadı. Bakayım bir. Tevki de varmış. Şunu alalım da arabaya takarız. Gerisini de 3-5 kuruş bir şeye satarız gider. Şimdi ne yapıyoruz? İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyız. Ama
nasıl? Yerden metrelerce yukarıda. Bununla ilgili bir icadın var mı Hayri? Maalesef yok. Ama mutlaka bir yolu olmalı. Birileri çıkıyor. Gizlenin. Hayrimatör'ün kutusu. Aman şimdi bekle ki gelsin hurdacı Hüseyin abi. Hı, hurdacı mı dedi o? Robotumu hurdaya mı verecekler? Şşt, seni duyacaklar abi. Anlarız şimdi. Ortam bak hele. Mantı pişti. Ay seni mantısı bekletmeye gelmez. Kendim var ortam. Hayrimatör'üm, biricik robotum. Kardeşim of. Kamil, onu buradan götürmeliyiz. Robi! Çok üzgünüm kaderdaşım. Yüzüğü bulmak için bu hale getirdiler ve onu buldular. Vaktinde yüzüğü çıkarsaydım bunlar olmayacaktı. Kendini suçlamayı bırak Hayri. Güneş tutulmasına çok az kaldı. Hayrimatör'ü bir an önce tamir edip yüzüğü geri almalıyız. Ama küçük bir sorunumuz var. Bu koca kutuyu nasıl götüreceğiz? Hurdacı, 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 hurdacı. Çok enteresan. Şimdi bu yüzük mü açacak kapıyı? Oho, o da bir şey mi ajan bey? Biz Göbekli Tepe'de geçmişe gittiğimizde buğdaylı amber kolyeyle açmıştık kapıyı. Çok sağ ol abi. Haydi hayırlı işler. Görüşürüz yeğenim. Pekala, vakit kaybetmeden başlayalım. Ve yeniden bir aradaydık. Tüm alet elevatı sağ olsun Basri amcam derdi. En büyük yardımcım her zaman olduğu gibi Rafadan Tayfa'ydı. Sadece Tayfa mı? Bütün mahalle seferber oldu. Malum açken çok fazla kafam çalışmıyor efendim. Konu komşu en lezzetli yemeklerini bizimle paylaştılar. Biz de gece gündüz demeden çalışmalara başladık. Yediğimiz yemekten fikirlerimize kadar her şeyi paylaşıyor olmanın kıymetini bir kez daha anladım. Ve kendime şunu dedim. Hayri Ceviz, bırak sadece dev bir robotu. Tüm dünyada senin olsa arkadaşlarından kıymetli değil. Ve son olarak tüm bunları bir daha asla unutmamak için hep birlikte gülümsedik. Demezsin. Olmuyor işte. Görmüyor musunuz? Başaracaksın Hayri abi. İnanıyoruz biz sana. Çalışmıyor Akın. Çalışmıyor. Çok üzgünüm. Hayri, biz birbirimiz için neler yaptık. Ben ailemi göreceğimden eminim. Yine olsa yine verirdim sana yüzüğümü. Karşına çıkmış birkaç engele takıldın diye kim olduğunu unutma. Sen Hayrimatör'ün mucidisin. Onu çalıştırabilirsin Hayri. Cevizli baklava isteyen Hayrimatör evladım. Amanın Fatma ninem dur. Ha? Ne olur yaptı bu? Zaten çalışıyor demedin mi? Bozulmaz merak etme. Ninem burada konsantre olmaya çalışıyorum.
Sen robotuma baklava yediriyorsun. Ne var canım? Aç acınlar. Tabii ki çalışmaz. Hadi Akın. Sen de Kamil. Kızlar. Yemek yemenin zamanı değil. Abi. Bizim hayır matörü derhal çalıştırmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Tutulmaya çok az zaman kaldı. Tam 84 dakika. Evet, tam. Cevizli baklava onun da kafasını çalıştırdı bak. Ama bu nasıl olur? Yüzüğün parçası dişine takılmış. Onu çıkarırken kırmış olmalılar. İyi ama o parça hep içindeydi. Nasıl oldu da çalıştı? Bazen en karmaşık soruların cevabı basittir. Bir düşün. Cevizli baklava. Ben bunu denemiştim ama cozgoryumla bileşenlerin gücünü arttırdığını hesaba katmadım. Umarım bizi kötük merkeze kadar götürür. Daha çok baklavaya ihtiyacımız olacak. İstediğin baklava olsun. Bunun çözümü kolay. Robotum geri döndü. Ninem. Bir tanecik ninem. Oh küçüklerim. Amanın durun. İmdat. Yardım çağrısına cevap verildi. Sağ olasın Hayri Matör evladım. Yoksa bizimkiler beni tost yapacaktı. E şimdi ne yapacağız? Önce fuara gideceğiz. Fuar mı? Ne işimiz var fuarda? Hayri Matör, sen bizi oyun parkında bekle. Zobi, sen onunla kal. Hadi gidelim. Olamaz. Fatma nene yaptığı gibi şimdi de bozdu. Ne bozması evladım? Adettir bu. Su gibi gidin gelin bir an önce. Ayrımatör. Çalış sen de kızdırma beni. Çimdiklerim bak. Aferin. Hadi güle güle. Yok artık. Ne kadar da büyük bir yermiş. Buraya neden geldik Hayri? Birazdan öğreneceksiniz. Nereye koydum bulamıyorum. Belki hızlı patenleri kendilerine dur diyemeyip gitmişlerdir. Ha. Çok komik. Bunları mı arıyorsun Arif? Hayri. Biliyorum. Habersiz aldığım için bana kızgın olmalısın. Hayır Hayri. Hiç değilim. Aksine seni çok merak ettik. Hayri Matör'ün ve senin başına gelenlerden ötürü çok üzgünüz. Teşekkür ederim. Sizi Mert, Akın, Kamil, kardeşim Hale ve Sevim'le tanıştırayım. Aylin ve Arif de Bilim Teknik Okulu'ndan sınıf arkadaşlarım. Memnun oldum. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında var. Galata'yı kurtarmak için bazı icatlara ihtiyacımız olacak. Öyleyse bu sende kalıyor. Teşekkür ederim Arif. Başka neye ihtiyacınız var? Elimizde neler var? İşte işin en zevkli yanı başlıyor. Sen bu patenleri sevmiştin Kamil. İyi de ben patene binmeyi bilmem ki. Sen o işi patenlere bırak. Bu müthiş bir şey. Var mı benden hızlısı? Sana misketler Mert'ciğim. Sadece misket mi? Onlar sadece misket değil. Yuvarlandıkça çoğalan misketler bunlar. Vay. Sıradaki buluş benden gelsin. Kim istop oynamak ister? En sevdiğim oyun. Gördüğünüz gibi top havada bir yapışkana dönüştü. Onu oradan nasıl alacağız? Neyse ki çelik çomağımız var. 100 metre alanında her hedefi vurabiliriz. Bu tam bana göre. Bunu çok seveceksin Akıncığım. Görünmezlik giysisi. Bu kalemun. Görünüyor muyum? Hayır. Bunları nasıl yaptınız? Bunlar ne ki? Bilim fuarına katılan herkesin onlarca icadı var. O ne Hayri? Bunun adı baklavatör. Kendi içinde baklava üretip fırlatıyor. Kendim için yapmıştım ama robotuma feda olsun. Hayriye niyet,
Matore kısmet. Hazır mıyız? Bu iş buraya kadar. Rıfadan tayfayı artık kimse durduramaz. Çok az kaldı, çok az. Biz kazandık. Yakında dünyaya hükmedeceğiz. Ne bu şimdi? Ajan beyim, şimdi biz kötüyüz ya. Hani kötüler böyle laflar ettikten sonra kulerler ya. Ondan yapıyoruz. Zihu, aha. Zihu, aha. Daha yüksek. Zihu, aha. Acaba şöyle mi yapsak? Zihu. Yeter. Güneş tutuldu tutulacak. Yok zihuymuş, yok hahaymış. Hayır, gülmeyince ne oluyor anlamadım. Kötüler mi kaybediyor? Hayrimatör mü çıkıp geliyor? Hayrimatör geliyor. Gerçekten de geliyor. Vallahi geliyor. Bir gülmedi şu yüzümüz. Bir gülmedi. Galata öründü. Bakın oradalar. Siz bunu çöpe atmadınız mı? Attık. Hurdacı da aldı. Alırken gördünüz mü? Yok. Karnımız acıkmıştı. Mantı yedik. Mantı mı? Ne mantısı? Yoğurtlu Kayseri mantısı. Hayır, hayır. Bu sefer kaybedemem. Kazanmayı hak ettim ben, kazanmayı. Yüzüğü koruyun ve vakti gelince şeye yerleştirin. Neye? Ben dedim kazanıyor gibi olup kaybedeceğiz diye. Joz operasyonu fos operasyonu olur ortağım. Bence verelim gitsin yüzüğü. Siz hala burada mısınız? Bekle ortağım. Korun. Ya bunu nereye yerleştireceğiz? İlk kez kafam çalışmıyor. Benim de çalışmadı ortağım. Buraya bize ait olanları almaya geldik. Yok canım. Neymiş onlar? Galata Kulesi ve Zobi'nin yüzüğü. Galata Kulesi size ait değil. Kültürel varlık o. Şunu bileydin abi. Gel sen de herkes gibi yerinde ziyaret et Galata Kulesi'ni. Niye alıp götürüyorsun? Ne demişler? Taş yerinde ağırdır. Size mi? Size mi soracağım? Hastalığıyla bir kötülük yaptırmadınız. Bu sana son uyarımız. Galata Kulesi'nden hemen geri çekil. İstediğimi yapın. Sanki beni durdurabileceksiniz. Üzüğünü geri verin. İşimiz bitince neden vurmasın? Sizin onunla bir işiniz yok. Var. Üzüğün kapıyı nasıl açtığını bulmamız gerekiyor. Ver onu bana. Ver diyorum. Ver. Ver şunu. Siz şimdi görürsünüz. Yüzüğü verin çabuk. Niye kıdıklıyor benim ortağım? Ben seni kıdıklamıyorum ortağım. Ama kıdıklamıyorum ortağım. Davetsiz misafirlerden hiç hoşlanmam. Ama madem öyle, gelin bakalım. Biz de misafirliğe gelmedik zaten. Al bakalım. Demek öyle. Gelin bakalım.
Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yeter artık. Ne yaparsanız yapın beni durduramayacaksınız. Ne oldu dev çocuk? Beni vuramadın mı? Ama ben vurabilirim. Hadi sağ ol. Sesimizin icabıdır efendim. Afiyet olsun. Ne o? Piliniz mi bitti? Yüzük olmadan çalışmıyor tabii, değil mi? Al bakalım. Kimse benim abimin icadına zarar veremez. Elmet! Hay! İyi atıştı kardeşim. Sağ ol abicim. Siz şimdi görürsünüz. Yakalamadım. İstop! Bu da ne? Evet! Çocuk oyunu mu sandınız siz bu işi? Ben şimdi size gösteririm. Güneş tutuluyor. Hadi nerede Ajan Bey? Ben niye göremiyorum orta? Şu yüzüğü yerine takın. Hadi senize. Dans etmenin sırası mı? Duramıyoruz Ajan Bey. Durun dedim size. Siz artık fazla oldunuz. Bunu çok fena ödeyeceksiniz. Bu ne böyle? Anlamadım çorba. Havalandım. Ajan Bey, kapıyı buldum. Göremiyorum ki. Işık çok parlak kavuşuyor. Onları göreceksin arkadaşım. Hiç merak etme. Haydi batır. Filmin başından beri beklediğim an geldi. Bu sefer biz kazandık. Artık çok geç. Bizi kimse durduramaz. Ben sevdim bu işi. Siz onu dışarıda tutun. Ben içeri giriyorum. Hiç merak etme. O iş bizde. Geldik. Yetiştik. Ne çok kapı oldu. Acaba hangisi Joz gezegeni? Ama bu olmamalıydı. Zobi. Bilemiyorum. Sonunda. Her şey ama her şey benim olacak. Neden bir türlü kaykayımı süremiyorum? Olamaz. Bir kapı daha.
seçtiğini bilmeden gidemezsin. Ama birini seçmeliyim. Olamaz. Daha karar veremeden bu kez de kapılar kapanıyor. Birinden geçmeliyim. Zobi. Kaderdaşım. Şansımı denemeliyim. Geliyorum. Size demiştim bu sefer kaybetmek yok diye. Kapıdan geçtiler. Gelsin John Törcan'la. Ya Jones gezegenine gittilerse? Belki de peşlerinden gitmeliyim. Ya yanlış kapıysa? Bir daha geri dönemeyebilirsin. Düşünelim kaderdaşım. Bu kule 1500 yıldır birçok olaya şahit olmuş bir kule. Benim kahramanım Hezarfen bile buradan atlayıp uçtu. Galata'da hiçbir şey aceleye gelmez. Hezarfen mi? Tanıştım ben onunla. Gerçekten mi? Uçmadan önce bana şöyle demişti. Hı? Yolundan şaşma. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Sonra da şuradan atlayıp gitmişti. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Ben seçtim yolumu. Hezarfen bir şey diyorsa vardır bir bildiği. Kesinlikle vardır. Bilim insanından şaşmayacaksın. Ailene bizden çok selam söyle. Bayrama kalmadan da herkesi dünyaya bekliyoruz, tamam mı? Geleceğiz mutlaka kaderdaşım. Geleceğiz mutlaka. El öpmeden olmaz değil mi? Kendine iyi bak Zobi. Yüzüğünü almayacak mısın? Gittiğim yerde çok var. O sizde kalsın. Belki siz bize gelirsiniz. Yani ziyaret tabii. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yakında görüşürüz. Vay arkadaş, Hezarfen'e bak sen. Boşuna demiyorum kahramanım diye. Zobi de gittiğine göre Galata'yı yerine götürsek mi diyorum? Sahi, sizce kötüler nerede? Kim bilir nerede? Bir dahaki film başımıza daha büyük dertler açmasalar bari. Hep göreceğiz. Ne artık hakkımızda hayırlısı. Hayri Matör geri döndü sevgili seyirciler. Hem de gerçek bir doğa dostu. Merhaba Hayri Matör. Bir saniye. Sadece doğa dostu da değil. O herkesin dostu. Galata Kulesi hepimiz için kültürel bir değer. Onu korumak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde hepimizin görevi. Ne demişler? Taş yerinde ağırdır. Gemiden ait olduğu yere döndüğü için mutluyuz. Ne de olsa doğa dostu Hayri Matör iş başında. İyi ki yapmışım canım robotumu. Öncelikle bilimin sonrasında her durumda yanımda olan canım tayfamın gözünü seveyim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hayri Matör gücünü baklavalarından alır. Hadi ışıkları yakalım. Harika. Vay canına. Şuna bak abi. Bu da senin için. Doğum günün kutlu olsun Kamilciğim. Hatemler. Ama bu sefer de tekerleklerini takmayı unutmuşsun. Hayır canım. Bunlar tekerleksiz paten. Denesene. Patenler muhteşem. Muhteşem olan sizsiniz.
burayı yaparken yanınızda olmalıydım. Yaptın yapacağını. Artık elektrikler kesilse bile burada kesilmeyecek. Açılışı yapalım mı? Herkes gelmeye başladı. Harika bir yer oldu. Ne güzel olmuş. Bayıldım. Nereye bakın. Dinsiz kutlama olur mu hiç? Olmaz tabii Aylinciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayri Matör'de olmasa yere yapışacaktık Aylin. Bir yapamadın şu balonları. Çok konuşma Arif. Bugün geçmişin ve geleceğin tam ortasında şu anda İstanbul'da bir tarih yazılıyor. Sensin bır 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 konuşuyorsun. Sevgili komşularımız, bundan böyle filmleri, gösterileri keyifle izleyebileceğiniz güzide bir yerimiz var. Rafa'dan eğlence adını verdiğimiz bu yere hepiniz hoş geldiniz. Haydi Hayri Matörcüğüm, sen de şöyle güzel bir müzik çal bize. Evet sevgili seyirciler, aldığımız son habere göre Rafadan Tayfa'nın yeni macerası Kapadokya'da olacakmış. Şimdiden heyecanla bekliyoruz.